Yürü sen içeri. Çık 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 git. Ekroş. Aşkım baksana kendi ellerimle kahve yaptım. Ellerine sağlık şekerim. Afiyet olsun bir tanecim, afiyet olsun. Artık bu kahve biricik karını sevgililer gününde nereye götürmek istediğini düşünmene yardımcı olur hayatım. Ki biliyorsun ben yıllardır sevgili olma özelliğimi hiç yitirmedim aşkım. Bu sevgililer günü nereden çıktı? Bilmem yani tarihçesini bilmiyorum canım ama yani tüm dünyada yurtta ve dış temsilciliklerde 14 Şubat'ta coşkuyla kutlanıyor bugün. Anlaşıldı, sen hediye istiyorsun, olur alırız bir hediye. Aşk olsun Ekrem. Yani ben bu kahveyi filan senden hediye koparmak için mi yaptım zannediyorsun? Aslında ben daha çok şey düşünmüştüm. Bana sürpriz bir jest yapmak isteyeceğini düşünmüştüm. Tamam, ben de sana sürpriz bir hediye alırım o zaman. Ay hayır Ekrem, sürpriz bir hediye paketi falan istemiyorum ben. Böyle beni ilk günkü gibi sevdiğini gösteren jest bir sürpriz istiyorum, anladın mı? Aslıcığım, biliyorsun ben sürpriz yapmayı pek beceremem, sevmem de. Onun için kasmayalım, olur mu? Kasalım, kasalım kastıralım. Aşk olsun Ekrem. Ve işte en iyi yaptığım şey. Sütlü kahve. Hayatım çok teşekkür ederim. Ben yapsaydım. Yok aşkım. Bırak da artık sütle kahveyi karıştırıp bir sütlü kahve yapayım bari. Anlat bakalım günün nasıl geçti? Boğaçla aran nasıl? Ya aslında Boğaç kötü bir çocuk değil. Ama yetiştirme tarzında bir sorun var. Nasıl yani? Yani ya nasıl söyleyeyim? Boğaç ailesiyle vakit geçirmek istiyor. Ama annesiyle babası da daha çok kendilerine vakit ayırmaktan hoşlanıyorlar. Yani aslında bir bakıcıdan çok çocuğun anne babaya ihtiyacı var diyorsun. Yani öyle de söylenebilir. Tabii bir bakıcının da zararı yok, sonuçta onun için yeni bir oyun arkadaşı oluyor. Ama en önemlisi ailesinin ona vakit ayırması. Evet. Çocuklar anne ve babalarıyla vakit geçirmek isterler. Bakalım nasıl olacak. Allah Allah. Kim geldi acaba? Aşkım bence hoşlanmadığımız biri geldi. Açmayalım. Olur mu aşkım? Yine de açmak lazım. Hoşlanmadığımız biri ise göndeririz. Peki öyle olsun. Fitnet Hanım. İçimden nedense birden sevgililer günü için size bir sürpriz yapmak geldi. Sürpriz mi? Sevgililer günü mü? Evet sürpriz. Hem de enteresan. Tata! Gece yolcuları için iki adet konser bileti aldım. İyi ama o konser... Hayır hayır hayır. Sizden hiçbir karşılık beklemiyorum. Konsere gitmek için buluştuğumuzda bir gül... En güzel kırmızısından hem de o gülü verirken yanağıma konduracağınız küçük ateşli bir öpücük yeter de artar bile. Selena canım. Selena canısı da buradaymış. Canım canım nasılsınız? Ay birden aklıma şöyle bir laf vardı. Neydi o atasözü? Sevmediğin ot yanında biter diye mi neydi? Tabii ya. Evet güzel Türkçemize birçok atasözü ve deyim var. Mesela benim de aklıma iti al çomağı hazırla geldi. Ay canım şimdi böyle konuşunca şey geldi yine de aklıma. Neydi o? Misafir misafiri sevmezmiş diye bir tane geldi aklıma. Eğer siz de bir cevap vermemi isterseniz misafir misafiri sevmezmiş gitmek isterseniz güle güle diye bir şey geldi. Yok, benim gitmeye hiç niyetim yok ama siz gidici gibisiniz hani şuradan. Yok yok ben kendimi son derece kalıcı hissediyorum. Gitmeyeceğim. O zaman bakalım el mi yaman sihir mi? Güle güle. Aşkım? Fitnet Hanım nerede? Gitti. Şey ben ısrar ettim söyledim biz kahve içiyoruz sana da yaparız gel sohbet ederiz dedim ama gitti. Amma hızlıymış ha. Neyse.